Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de bu şekilde. İğne oyası modeli. iki yaprağın ortasında bu şekilde dalın üzerine yapılmış çiçeğimiz var. Benim çevirdiğim modelde bu şekilde arkadaşlar. Ara suyuna varana kadar birebir aynısını sizler için bu şekilde çevirdim arkadaşlar. Yaprağımda aynı şekilde kirpikli yaprak ve sık iğneden yapılan çiçeklerimiz. Kürdanım ve arkadaşlar baştan söyleyeyim. Şu ortasını, kirpiklerini kürdanla yaptım. Şu kenardaki büyükleri de kulak çöpüyle yaptım arkadaşlar. Evet, şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şu, bu minik yapraklardan arası olarak 3 tane koyacağım. Ee, siz 5 tane de koyabilirsiniz. Örnek amaçlı olduğu için ben bu şekilde tercih edeceğim. 3 tane bu şekilde tığ battımı hazırladım. Tığ battımın içine sık iğne ile girdim. 3 tane de tığ battımı yaptım. İlk başlarken de aynı şekilde. Bir defa tığımın başını doluyorum. 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan 1 2 zincir bir defa doluyorum trabzanımın arasına girdim 2 2 buraya minik bir trabzan yaptım 4 tane zincir tepesine ve kapattım burayı bu şekilde bir defa doluyorum yine aynı trabzanın içine 1 2 2 3 seferde bir tık daha büyük yaptım 1, 2, 3 ve 4 zincir. Yine aynı şekilde trabzanımın arasına 4 zincirimi kapatarak tomurcuğumu yaptım. 8 tane zincir ve 8. 8 zincirimi buradaki yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum. Şöyle şu şekilde bakın bir bolluk oluştu. Bu 3 tane kirpiğim için yuva orası evet şimdi dibindeki trabzan yaptığım tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum 1-2 zincir sabitledim 1-2 zincir şimdi arkadaşlar 3 tane yaprak koyacağım dedim 3 tanesi tamam oldu 7 tane bu şekilde tığ battı yapıyorum 3 oldu 2 zincir 4 oldu 5 6 ve 7 7 tane tığ battım hazır ara mesafesi olarak şu aralık olacak arkadaşlar 3 tanesi yuvam için 4 tanesi de bu şekilde ara mesafesi için hemen bir zincir çekerek dönüyorum ters tarafındayım ilk yuvaya şöyle dönüş sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veya 9 tane bu şekilde zinciri çektik. Bir tane ortada bırakıyorum. İkinci yani ortada bir yuva kalıyor. Üçüncüye de batmış oluyoruz. Burayı sayarsak. Bir zincir, iki zincir döndüm düz yüzüne. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Trabzanın içine 4 tane bu şekilde aynı yaprakta olduğu gibi yapıyoruz tomurcuk. Bir defa doluyorum. 1 2 2 1 2 3 4 zincir. Buraya kapattım. Kirpik yaptım. 2 defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 olarak aldım 1 2 3 4 zincir kapattım kirpik yaptım 2 defa doladım tığımın başını arkadaşlar bu şekilde yuvaya girdim 1 2 2 2 olarak yine bir trabzan yaptım. Bu sefer 4 seferde aynı 3'te olduğu gibi. 4 zincirimi çektim. Kapattım. Şimdi arkadaşlar buraya 9 tane sık iğne yaparak aşağı ineceğim. Yuvaya girdim. ilmek aldım. Bu 1. Bu 2. Bu 3. 4. 5. 6. 7 8 şu şekilde çekelim arkadaşlar 9 bir tane daha yapıyorum 4 seferde alınan trabzana 9 tane gidiyor bir tane de arkadaşlar bu 9 zincirle yaptığım yuvada yapıyorum yaprağımı bu şekilde yaprağım bu kadar arkadaşlar şöyle küçükten büyüğe doğru trabzanımı büyüterek şöyle bakın bir yaprak elde ettim. Şimdi dalını yapacağız. Bir, iki tane zincir. Bir defa doluyorum. İki, iki olarak aldım. Bir, iki zincir dönüyorum. Aynı yuvanın içine bakın arkadaşlar trabzanın içine 2 2 alarak bu şekilde bir dal yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Döndüm. Ortadaki yere bu şekilde trabzanımın arasına sık iğne ile sabitledim. 1, 2 zincir kapattım buraya. 1, 2 zincir kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın dalımız hazır. Şimdi bu yaptığım yaprağın aynısını bu tarafı da yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane göstereyim. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. İki, iki olarak aldım. Evet, yapraklarımız hazır arkadaşlar. Bu ortada yedi zincirden çektiğim dalımın üstündeki yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde ipimi sabitliyorum. Şöyle köşeye doğru kaydırıyorum. Rahat bir şekilde dolumu yapalım diye. Bir zincirimi çektim. ipimi uzattım. Bu ortadaki yuvayı kirpikleri ya daha doğrusu buraya 9 tane kirpik toplayacağım. Bunun için de arkadaşlar bu e, kürdanı tercih ediyorum. Üstteki kirpikler için de bu kulak çöpümü kullanacağım. Şimdi bir tanesini böyle minik olması için e, kürdanıma taktım. Yine aynı şekilde. 1 2 zincir 2 tane oldu. Bunu 9'a çuvalatalım hızlı bir şekilde. 1 2 zincir 3 4 5 2 zincir Şöyle ittirelim ki yer kalmadı. Şöyle çevirince gidiyor arkadaşlar kolay ittirmesi. 7 1 2 zincir 8 1 2 zincir 9. Evet, 9 tane bu şekilde arkadaşlar topladık. 2 4 eksik olmasın. 4 7 8. Evet arkadaşlar, eksik yapmışız. Bir tane daha yapalım şu şekilde. 9. Karşıdan biraz bana uzak olduğu için sayamamışım. Şimdi 9 tane bu şekilde topladım. Şimdi arkadaşlar şu artık şuraya bir 5-6 tane öyle kafadan zincir çekelim ki sökülmemesi için. Sonra bu burada duracak. İpten çıkarıyoruz parmağımızı bu şekilde. Şöyle elimle de bastırdığım zaman bakın çiçek gibi açılıyor arkadaşlar bu şekilde. Çözünürlük gitmiş arkadaşlar. Ben de farkına varmadım. Bu şekilde inşallah anlaşılmayan bir şey olmamıştır. Kulak çöpünden çıkardıktan sonra bu şekilde elimizle kirpikleri yayalım. Yani şu yeşil yuvanın etrafına dağıtalım. Şöyle ters çevirdim bu şekilde. Ters çevirdikten sonra buradaki ilk kirpiğimden yine sık iğne ile beyaz ipimi buraya sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, ters tarafındayım. Arka tarafından ilk kirpiğin içine sık iğne ile sabitledim 5 tane zincir. 5 tane zincirimi çektim. Yine bir tanesini bırakıp ortada ikinci ilmeğimde ilmeğimden, kirpikten tuttum. Bu şekilde 5 zincirden buraya bir yuva yaptım. Tekrar aynı işlemi hepsine yapıyoruz. 5 zincirimi çekiyorum. Bir tane ortada bırakıyorum. İkinci ilmeğin arasına bu 5 zinciri bu şekilde sık iğne ile sabitleyip buralara beşer zincirli yuva yapıyorum. 5 zincir ikinciye bu şekilde yine 5 zincir ikinciye bir tane bırakıyorum bu da sonuncu zaten arkadaşlar İlk yaptığım kirpiğin içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum burada toplamda 4 tane beyazdan yuvam var bir zincirle döndüm hemen düz yüzüne bu ilk yuvamın içine sık iğne ile sabitliyorum daha doğrusu arkadaşlar sahte sık iğne yapıyorum. Üzerine bir zincir. Hep gösterdiğim taktik. Yaprağın kenarında da gösterdim. Daha önceki videoları izleyen devamlı takipçilerim de bilir. Bu şekilde ilmek alıyorum zincirin içinden. Tığımdakinden çıkarıyorum. 3 4 5 Böyle sıkı sıkı yapıyorum. Burasını. 6 5 zincirime benim el ayarımla 7 tane. Sizler eğer sığmazsa şu şekilde arkadaşlar. Ortasından şöyle çekerek hem bombilleştirip hem de sık iğnesini doldurursunuz. Ve sıradakine de sık iğne ile geçip yine bu 5 zincirli yuvama 7 tane sık iğne yapıyorum. Bunları ben doldurup hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde beyazlardan 4 tane yuva doldurdum. Şimdi burada ipimizi bırakmıştık zincir çekip dibinde 3 tane zincirimizi bu şekilde çektik. 3 tanesini bıraktım daha doğrusu. Şimdi ters tarafına şöyle dönüyorum. Modelimizin ters tarafındayız. Bu beyaz yuvayı sık iğne ile kapattığımız noktadan yine sık iğne ile şu şekilde ilmeğimizin içine ipimizi bu şekilde sabitledim. Beyaz sık iğnenin dibindeyim arkadaşlar. Şimdi buraya 9 tane zincir çekerek yuvalar hazırlayacağız. Aynı 5 zincirli hazırladığımız yuvaları 9 zincirle hazırlayacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane zincirimi bu şekilde çektim. Şu aradan yuvadan yuvaya sık iğne ile geçiş yapmıştım. Oradan bu şekilde giriyorum. Şöyle sık iğne ile bu şekilde 9 zincirimi buraya sabitledim. 5 zincirimin arkasına bu şekilde yuva yaptım 9 zincirden. Yine aynı şekilde 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 zincirimi çektim. Yine arkadaşlar bu geçiş noktasındaki şu şurası sık iğne ile yuvadan yuvaya geçtiğim yerden 9 zinciri bu şekilde tam ortasına sabitliyorum yuvalarımın arkasına yuvalar yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 aynı şekilde bakın arkadaşlar Umarım inşallah net gözüküyordur bu şekilde yuvalarımı hazırladım 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Zincirimi çekiyorum. Bu ilk yuvadan beyazın dibinden aynı dönerken ilk başladığım gibi ilmeğin içine tam ortasına beyaz sık iğnenin dibine bu şekilde e, tekrar atalım arkadaşlar tek kat geldiği için bu şekilde sık iğne ile sabitledim bakın 4 tane yuvam oldu. Bir zincirle dönüyorum. Bu şekilde. Yuvamın içine sık iğne ile girdim. Tığımdaki ilmekten aldım. Üzerine bir zincir. Tığımda bir ilmek var. Bir ilmek de yuvanın içine giriyorum. 2 Buraya toplamda 5 tane bu şekilde sık iğne yapıyorum. 3 4 ve 5. Evet. Aynı gösterdiğim sistemle 5 tane sık iğnemi yaptım. Sık iğnelerimi şöyle köşeye doğru da oyunturu çekelim güzel durması için, yuvarlak durması için köşeye doğru sıkılaştırdım. Bir zincirimi çektiğim ilmeğimi de çıkardım tığımda ve ilmeğime bu şekilde kulak çöpümü taktım. Aynı yerden girdim. 1 2 zincir uzattım 2. Toplamda buraya 3 tane bu şekilde ilmek toplayacağız. 1 2 zincir kapattım. Evet. Şimdi bu tarafına 5 tane sık iğne yapmıştık arkadaşlar. Bu tarafına da 5 tane sık iğne yapacağım. Şimdi ilmeğim olmadığı için bu şekilde bakın aparatımın hemen yanından ilmeği ipimi taktım. Zincirden de girdim. Bu şekilde birinci sık iğne. Yine ilmek alıp tığındakinden 2 3 4 ve 5. Sonuncu ilmek için zincirin arasına girip ilmeği aldım, tığındakinden çektim 5. Sıradakine de şu şekilde arkadaşlar yine 5 tane ilmek yaparak Aynı birinci de ne yaptıysam bakın bu şekilde diğer yuvalarımı da yapacağım. Şimdi şu şekilde arkadaşlar çıkardık. Hemen bunu birbirinden şöyle yaparak ayırıyorum ve açılıyor. Bakın. Eğer bu kirpikler size göre küçükse arkadaşlar boyut olarak böyle daha iri kirpiklerden hoşlanıyorsanız hani tığımızın ucuna taktığımız beyaz plastik kapatıcı var ya kapak. Onunla biraz daha büyük oluyor. Ben bu pembeyi sizler için buna yaptım diye farklılık olmasın diye bu şekilde şeyle kulak çöpüyle yaptım. Diğerlerini de aynı şekilde arkadaşlar tamamlayıp hemen bitişte buluşalım. Tamamladım modelimi de bu şekilde arkadaşlar. Beyazların üzerine de 4 tane yuva yaptım. Bu şekilde arası olarak gösterdiğim yaprağın kirpiğine geçelim. Bunun da içine bu şekilde sık iğne ile girdim 8 zincirle aşağı indiğim yuvanın içine de sık iğne yaparak 1 2 2 zincir çektim 1 kirpik 2 i̇ki zincir 2. kirpik 1 2 zincir bu da 3. kirpi 3 tane kirpiğimi çektim şöyle açılmaması için bir tane de zincirle oturtturuyorum Şöyle kısa bir şekilde de kesiyorum arkadaşlar. Hemen buralarından şöyle bir çakmak diyerek kararmaması için de ipimi kesiyorum, kısaltıyorum. Şöyle arka tarafına yapıştırıyorum. Aynı şekilde şöyle biraz kısaltalım. Bu şekilde yapıştırıyorum arkadaşlar. Minik kirpiğim hazır. Evet, birebir aynısını yaptım sizler için arkadaşlar. Bakın, ara suyuyla dahi bu şekilde birebir aynısı. Bazen arkadaşlar bu ara suyuna benzer modeller atıyorlar bana resim olarak. Ee, şimdi gösterdiğim bu minik ara suyu yemeninize minik minik bu şekilde yapraklarla yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet, modelimin bitmiş hali bu şekilde. İnşallah düzgün bir işinize yarar bir video olmuştur arkadaşlar. Anlatım kısmı bu şekilde. Yapacak arkadaşlarıma da kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.